Neredesin? Bakıyorum da bensiz yapamıyorsun. Korkma bu kadar tatlı cadı. Sen de beni iyice korkak yaptın. E ne yapayım? 2 dakika markete gittim. Tir tir titriyorsun. Sana şimdi öyle güzel bir kahvaltı hazırlayacağım ki parmaklarını yiyeceksin Deniz. Ya Mert bir dakika. Ne oluyor böyle kahvaltı falan? Acıkmadın mı daha? Ya yok o değil de. Yani biz buraya yarışmaya gelmedik ki. Geceyi geçirdik tamam ama artık hadi gidelim buradan. Hayda bak yine başladık. Mert çok ciddiyim. Ben rahatsız oluyorum. Zaten babanlardan gizli geldik. Bir gelirlerse herkese rezil olurum. Deniz sana daha önce kaç kere söyleyeceğim bunu. Babamlar buraya gelmez. Ya gelirlerse? Gelmezler. Hadi geldiklerini varsayalım. Babamlar böyle şeyleri aldırmazlar ki. Hem babam burayı bana verdi. Öyle mi? Yani öyle sayılır. Neyse aldırma sen. Sen şimdi kahvaltı ediyor musun etmiyor musun? Tamam peki ediyorum. Şöyle. Geç ay satmak istememiştiniz Can abi. Maalesef şartlar değişti. Ev biraz bakımsız kalmış tabii. Ya nereden biliyorsun evin bakımsız kaldığını? Daha gidip evi görmedik ki. Ben dün sizi aradıktan sonra gittim baktım. Tüm masraflar düşünüldüğünde size teklif edebileceğim rakam 80 lira. Nasıl? Geçen yıl bunun neredeyse 2 katını teklif etmiştiniz. Piyasa çok kötü. Krizdir. Buna düpedüz soygunculuk denir. İnsan bir kez düşmeye görsün. Önüne gelen tekmeyi basıyor. Bahri, ne zaman geldin? 1-2 saat oluyor. Ben de seni epey bekledim ama içim geçmiş, uyumuşum yukarıda. Bahri be, böyle uykusuz uykusuz yazık ediyorsun kendine. Of, Hacer çok zor durumda kaldım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özgür. Pek aydın sayılmaz aslında. Bütün gece uyuyamadım. Al bir uykusuz daha. Tamam Deniz'e hepimiz üzüldük ama bu kadar da koy vermek olmaz ki. Deniz'den bir haber yok değil mi baba? Yok. Allah korusun yarabbim. Yurda da mı gitmemiş baba? Hayır gitmemiş. Dün 20 kez aradım meşgul aldı. 10 kez mesaj attım cevap vermedi. Belki döner diye telefonu bütün gece yanımdan ayırmadım ama tık yok. Nereye gider nerede kalır bu kız anlamıyorum ki. Deniz'in gidişi seni biraz fazla mı etkiledi ne? Etkilendim tabii baba. Bütün geceyi tek başına geçirdi kız. Nerede kaldı kim bilir. Anladım Deniz'e üzüldün de bu kadar abartmaya gerek yok. Sen de çok üzülmüştün baba. Ben senden bahsediyorum ya. Ben Deniz'i bulacağım zaten. Sen bu işe karışma. Evet. Buyurun. Sen buna ne koydun? Biraz maydanoz, peynir, azıcık da yağ. Ne oldu ki? Biraz da tarçın koymuşsun galiba. Yok canım, karabiber koydum ben. Hakikaten ya, ne bu böyle? Bari peynir yerine biraz şeker koysaymışım, kek olurmuş. Hadi asma suratını. Gider yenisini yaparım şimdi. Yok önemli değil de ben huzursuzum Mert. Biraz dışarı çıkalım mı? Okula falan gideriz. Deniz ne yapacaksın şimdi okulda? Hı? Ders yok bir şey yok. Otur oturduğun yerde. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben şöyle ikimize de güzelce bir omlet yapayım. Bu sefer karabiberli. Alo. Ay daha karga yemini yemeden bu saatte aranır mı kızım ya? Ne oldu? Ya Bani, Melih telefonlarımı açmıyor bir türlü. Vallahi delireceğim. Ya birazcık sabret. Tamam. Oyun oynuyor işte belli ki. Ya oynayacak mıyım ben? Dün söylediklerini duysaydın öyle demezdin ama.
Tamam. Kapat sen. Ben seni sonra arayacağım. Tamam. Bunlar senin için. Doğum günün daha bitmedi. İnanmıyorum ya. Çok güzel bunlar. Melih'ten değil mi? Melih nerede? Bilmiyorum efendim. Ya buraya mı saklandı yoksa? Hayır efendim. Dükkanınıza sipariş geldi. Ben de çiçekleri getirdim sadece. Doğru söyle. Gerçekten doğru söylüyorum. Şurayı bir imzalar mısınız? İyi günler. Sana da. Kalk hadi kalk. Ne oluyor ya? Babam mı geldi? Babam geç gelecek. Annem ekmek almaya gitti. Artık arkasına sığınacağın kimse yok. Kalk bir konuşalım hadi. Uf, Suna ya. Banu kalk diyorum. Ya ne var Suna ya? Böyle insan mı uyandırılır? Ya kötü oluyor değil mi? Bilirim. Annem de benim üstüme böyle gelmişti. Senin var ya yalanların yüzünden yemediğim hakaret kalmadı. Suna kapat artık şu konuyu. Bak kirayı ödedik. Dedemin saati de geri geldi. Ne istiyorsun artık ya? Bana bak. İkimiz de senin yalan söylediğini biliyoruz. Ve ben bunu ispatlayacağım. Kalk. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Deniz, sana bir şey soracağım. Sor. Gitmekten neden vazgeçtin? Çünkü çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şeyi gerçekleştireceğim. Neymiş o? Doktor olacağım. Peki başka? Nasıl başka? Ne bileyim, muhakkak başka bir şey vardır. Var tabii. Annem çok kızar mesela. Onu geç, başka. Bir de Kütahya'da artık hiçbir yakınımız yok. Yani oraya gitsem ne yapacağım ki? Deniz, başka. Başka bir şey. Başka... Başka ne olabilir ki? Ne bileyim işte... Muhakkak bir şey vardır. İçine bir sor bakalım. Biliyor musun? Dün annem aradı ya. Telefonu meşgule aldım. Evet. Yani ölsem bunu yapacağım aklıma gelmezdi. Bazen insanın aklına gelmeyen şey başına geliyor. Alayım mı? Meryem Hanım. Kendinizi böyle bırakırsanız olmaz ama. Kızımdan haber alamıyorum. Onu çok merak ediyorum. Sizin iyi olmanız kızınız için de çok önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Yavrumun sesini bir duyabilsem. O da olur. Siz yeter ki içinizi ferah tutun. Gücünüzü toplamaya çalışın. Birazdan Bahri Hocam gelecek. Sizi böyle görürse çok üzülür. Tamam mı? Biliyorum. Bütün gece başınızdaydı. Ben sabah gelip zorla gönderdim onu. Az önce de aradı geliyorum diye. Sağ olun. Bahri, sabaha kadar seni bekledim, uyuyakalmışım. Bir haber var mı?
Yurt müdürüyle konuştum. Yurda hiç girmemiş. Niye girsin ki? Ben kötü bir şey yapmadım. Kendi isteğiyle gitti. Sen insanlara ne istediğini çok iyi öğretirsin. O ne demek şimdi? Kendi isteklerin olana dek çabalarsın demek. Haksızlık ediyorsun. Bunda benim suçum yok. Suçun yok öyle mi? Bu kızın bu şehirde kimsesi yok. Hiç düşünmedim bunu. Ne yapar, nerede yaşar? Yani şu yaptıklarına bir türlü inanamıyorum. Suna, git başımdan. Gerçeği anlatıncaya kadar gitmeyeceğim. Ya ne yapıyorsun, manyak mısın? Senin bu para hırsın hepimizi mahvedecek. Ederse etsin, tamam mı? Böyle bir hayat sürmektense mahvolalım daha iyi. Ben ömrümü bu odada çürütmeyeceğim. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Gayet de farkındayım. İstediğimi alana kadar da pes etmeyeceğim, anlıyor musun? Ben senin gibi olmak istemiyorum. Çekil şuradan. Nesi varmış benim gibi olmanın? Nesi varmış benim gibi olmanın? Ne oldu da? Bakla sofa, bir ev yeter bana. Bana yetmez, anladın mı? Yetmez. Kendine gel Banu. Kendimdeyim zaten. Zaten bunun için saldırıyorsun bana, bilmiyorum sanki. Ben senin bu hayatta yapamadığın, olamadığın her şeyim çünkü, değil mi? Zırvalamayı kes. Kes artık. Benim yüzümden okuyamadın. Beni okutmak için çalışıyorsun. Bunun için işime karışmak hakkın zannediyorsun, öyle mi? Ama karışamazsın. Saçmalama, ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü ben güçlüyüm, daha zekiyim. Üstelik ne yazık ki daha güzelim. Sen benim tırnağım bile olamazsın. Şu üstündeki çaputlarla dışarı çıkacağım ve ölürüm ben, daha iyi. Sen değil mi işte ben? Hiçbir zaman da olmayacağım. Yalanla altın takacağıma, kendi emeğimle aldığım çaputu giyerim, daha iyi. Bırak bu arabesk lafları Suna ya. Midemi bulandırıyorsun. Bu hayatta herkes layığını bulur kızım. Sana da işte o bunak cadının altını temizlemek düştü. Pelin Hanım. Pelin Hanım sizsiniz değil mi? Buyurun benim. Arabaya bin. Ne oluyor ya? Benim bir bilgim yok efendim. Söylesenize, Melih nerede? Bana sadece sizi nereye bırakacağım söylendi. Başka bilgim yok. Kusura bakmayın. Buyurun. Kavga mı ettiniz yine? Ne bekliyordun ki? Yalanını ortaya çıkardın diye bana sarıyor işte. Yapmayın kuzum. Bak baban gelecek. Hem çok üzülür bu halinize. Anne ben ne yaptım söyler misin? Huyu değişti Suna'nın. Bir haller oldu kızıma. Huyum falan değişmedi benim. Sen gerçekleri görmek istemiyorsun o kadar. Tamam, bitti. İnsanlık hali. Herkes yanılıp yenilir. Anne Allah aşkına elini vicdanına koy da söyle. Ben ne zaman yalan söyledim sana? Söylemedin de... Ne? Ne? Kalkın. Kalkın, rehinciye gidiyoruz. Aa, yeter ama canım. Tansiyonumu oynatıyorsunuz vallahi. Oyuncak mıyım ben sizin elinizde? Aman gördük anne bunun yüzleşmelerini. Çok istiyorsa başka bir gün gideriz de. Şimdi hiç gidemeyeceğim vallahi. Şimdi diyorum sana. Anne konuştukça batıyor. Söyler misin şuna sussun? Hem ben kendisiyle konuşmuyorum. Aa, yeter dedim size. Oturun doğru dürüst kahvaltınızı edin. Çay da buz gibi oldu zaten. Isıtıp geleyim şunu.
Tamam. O zaman babam gelince gideriz. Nasıl olsa her şeyi bir bir anlatacağım babama. Mesela senin yüzünden kirayı ödeyemediğimizi. Benim kalacak bir yer bulmam lazım. Hep burada kalamam biliyorsun. Evet, kalabilirsin. Bak, yurt en geç 2 hafta içinde çıkar. O zamana kadar buraya giden gelen de olmaz. Olmaz öyle şey. Başkasının evinde kalamam ben. Bir çare bulmam lazım. Deniz, şu insanı deli eden inatçılık huyundan artık vazgeçsen diyorum. Sen de çok iyi biliyorsun ya, kalacak hiçbir yerin yok. Ama... Aması maması yok. Bak, seni rahatsız etmeyeceğim. Kapını kilitler oturursun. Bana güven. Burada daha güvende olacaksın. Şuradan bir güvenliğe uğrayalım. Geçenlerde burada bir ev satılmıştı. En azından rayicini öğreniriz. Önce bir eve bakalım da sorarız sonra. Canım önce bir uğrayalım güvenliğe, ondan sonra eve gideriz. Tamam peki, burada kalmayı kabul ediyorum. Hı. Daha doğrusu başka çarem yok. Ha şöyle. Mert. Ama umarım bir sorun çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz. Hadi gel, sana güzel bir alışveriş yapalım biz. Ben önce bir annemi arayayım. Hayır hayır, gerek yok, yolda ararsın. Bulaşıkları yıkamayacak mıyız? Hadi. Peki. Bendeki şansa bak. Adam izindeymiş. İçeri girmeden bir evin etrafına da baksak. Olur. Bakalım. Alo. Ne? Gerçekten mi? Tamam, hemen geliyoruz. Gözün aydın tatlı cadı. Annenin sicil kağıdını hazırlamışlar. Yurt başvurusu için bizi çağırıyorlar. Şaka yapmıyorsun değil mi? Ne şakası canım? Çağırıyorlar işte. Mert! Hadi hemen gidelim. Tamam, çıkalım. Pencerelerin de değişmesi lazım. O pencereler daha geçen yıl değişti. İyi yapamamışlar anlaşılan. Ev boya ister. Arka tarafta çatlaklar da var. Tamam. Boya parasını da düşelim. Hadi yürüyün. Ne olacaksa olsun, yoruldum vallahi. Ya hayır, bir şey değil. Şimdi gittiğimiz zaman rezil olacağız adama. Ben ne diller döküp aldım o saati biliyor musun anne? Ya rehin verilen saati tek kuruş para vermeden geri aldın değil mi? Evet, ne olmuş? İnsanlık ölmemiş demek ki. İyi ya işte. Biz de görelim bakalım şu mübarek adamı. Teşekkür ederiz hem. Hadi anne. Ha, ben telefonumu evde unutmuşum galiba. Ah, bir bakayım. Al burada telefonun, tuvalette unutmuşsun. Tuvalette mi? Ne işi var senin telefonunun tuvalette? Aa, sana ne be? Allah Allah. Onu da sağa sola rehin bırakırsın diye korkumuzdan saklıyoruz herhalde. Aa, kesin artık didişmeyi. Düşün önüme. O zaman anlaştık Cevat Bey. Tamam. Anlaştık.
Teferruatları da hallettikten sonra para yarın elinizde. Tamam kardeş. Müsaadenizle Celal Bey. Ben bir anahtarcıya gideyim. Bu işlerde titiz olmak lazım. Anahtarı değiştirin. Nasıl istiyorsan öyle yap kardeşim. İnşallah bir an önce sonuçlanır. Ben de hemen sıkıldım bakıyorum. Ya öyle değil de ne bileyim işte. İnsan küçük de olsa kendi odası, kendi yatağı olsun istiyor. Anlaşıldı. Ağzımızla kuş tutsak rahat ettiremeyeceğiz sizi. Hadi gel şu başvuru işini halledelim. Öyle demek... İstemediğimi biliyorsun. Hem dün geceden beri sana 100 kere teşekkür ettim. Ama ne zaman teşekkür etsen bana kızıyorsun. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Pekala tamam. Hadi şu işi halledelim. Akşama da direkt Sayfiye evine gidiyoruz, tamam mı? Başka bir yere gidiyoruz diye tutturmak yok. Tamam? Tamam. Bir haber var mı kızımdan bari? Yok. Bari nerede benim yavrum? Bilmiyorum. Ama merak etme. Ben Deniz'i bulup eve getireceğim, tamam? Kızımı ben sana emanet ettim bari. Ama sen kaybettin yavrumu. Böyle konuşma, zaten çok üzülüyorum. Deniz arıyor. Kızım, yavrum neredesin sen? Annem merak etme, iyiyim, Ankara'dayım. Deniz, öldürecek misin beni? Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Anne çok özür dilerim ama konuşmak istemedim. Ne demek konuşmak istemedim Deniz? Anne ne olur affet beni. Kızım neredeydin peki bütün gece? Bir arkadaşımda kaldım. 3 gündür tanıdığın insanların evinde nasıl kalıyorsun Deniz? Neden Bahri amcana haber vermiyorsun? Anne ben Bahri hocanın evinde kalamam, ne olur ısrar etme. Ne demek ısrar etme Deniz? Anne bak beni sen yetiştirdin. Emin ol kızın en doğrusunu yapıyor. Kızım bari nerede olduğunu söyle. Annem ben iyiyim, moralim de iyi. Okula da başlayacağım. Her şey çok güzel olacak. Sen merak etme, tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Seni çok seviyorum. Bu kız sizinle neden beraber yaşamak istemiyor Bahri? O evde ne oldu? Sen dışarıda bekle. Emredersiniz. Geç sen de anne. Dur kız, geç. Yetiştirme. İyi günler. İyi günler. Dün sizden geri aldığım o köstekli saat hakkında ablamla konuşmaya geldik de. Sana çık dışarı dedim. Çık. Ya iyi tamam be. Doktor ne oluyorsun? Ayakta kaldınız teyzeciğim. Buyurun şöyle geçin oturun. Bir çay falan söyleyeyim size. Yok kardeş yok. Senin bize yardımın çok olmuş zaten. Biz bir şey sorup hemen gideceğiz. Bu kız tutturdu da. Siz beni tanıyor musunuz? Evet. Dışarıdaki arkadaşın ablası oluyorsunuz. Biraz fazla asabisiniz. Yani öyle değil de. Lafı fazla uzatmaya gerek yok kardeş. Bu dışarıdaki benim kızımın dün senden aldığı saat, köstekli saat var ya. Ha var. İşte o köstekli saati daha evveli bu kızım sana getirdi mi? Evet. Ne? Ben mi getirdim bu saati buraya? Vallahi bacım bizde yalan yok. Hem bu kadar kızgın kadına yalan mı söylenir? Alimallah döversiniz adamı. Biz bunları zaten zamanında dövmediğimiz için başımıza geliyor ya bunlar. Yürü sonra yürü. Neden yalan söylüyorsunuz? Neden koruyorsunuz kardeşimi? Lafını bil de konuş bacım. Ticarethane burası. Kimseyi korumak falan olmaz bizde. Ne giymiştim o gün peki? Ne bileyim ne giymiştin. Yalnız çok acelem vardı. Evde yatalak hasta var, acilen gitmem gerekiyor gibi bir şeyler söyleyip duruyordu. Allah seni bildiği gibi yapsın Suna. Rezil ettin el alemi bizi, rezil. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Buyurun.
Hoş geldiniz Pelin Hanım. Şöyle buyurun. Burası niye boş? Sizin için rezerv edildi efendim. Söylesenize Melih nerede? Şöyle buyurun efendim. Daha mı? Şeytansın kızım sen. Telefon ettin değil mi? Tuvalete saklanıp adamı aradın. Vallahi ben sana gitmeyelim, üzüleceksin demiştim Suna. Anne yalan söylüyor. Yemin ederim yalan söylüyor. Sus Suna! Sus! Mübarek günde günaha girme. Yaptım, hata ettim demiyorsun da şu yaptığın kabahatinden büyük. Anne vallahi doğru söylüyorum. Bütün dünya yalan söylüyor, bir tek sen doğruyu söylüyorsun öyle mi? Sana verdiğim emekler boşunaymış meğer. Anne, ben okula gidebilir miyim? Yapmam gereken işler var da. İyi git kızım git. Çeteyi aç. Of ya, öleceğim artık heyecandan. Doğum günün kutlu olsun ufaklık. Ya bana ufaklık deme. Peki. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Sevgilim. Bak bu olur işte. Nerede bu kız ya? Ne haber? Ay! Hiç güleceğim yoktu. Özgür, tikin mi var senin? Var, ne olmuş? Ya ben bugün Deniz'i hiç görmedim de siz beraber gelmediniz mi? Yapma Meveş ya, ben de herkese Deniz'i soruyorum. Belki sen nerede olduğunu biliyorsundur diye ummuştum. Yo, bilmiyorum. Ciddi bir şey mi var yoksa? Kesin kötü bir şey oldu evde Bahri. Ne oldu? Çok yorgunsun Meryem. Merak etme, ben Deniz'i bulup eve getireceğim, tamam mı? Sen iyileşmene bak. Benim günlerim sayılı Bahri. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Yine başlama lütfen. Bahri, ölüyorum ben. Sadece kızımın babasının kanatları altında olduğunu bilerek gitmek istiyorum. Sen iyileşeceksin. Daha uzun yıllar Deniz'le beraber yaşayacaksınız. Birbirimizi kandırmaya gerek yok Bahri. Neden en kötüsünü düşünüyorsun? İnanmak her şeydir. Öyleyse sen neden Deniz'in öz kızın olduğuna inanmıyorsun? Bunu nereden çıkartıyorsun? İnansaydın asla gitmesine izin vermezdin. Tabii ki inanıyorum. Başka türlüsü aklımın ucundan bile geçmedi. Senin bilmediğin bazı şeyler var. Neymiş onlar? Tekrar merhaba. Merhaba. Kızım, sen civcivlikten çoktan terfi etmişsin de bizim haberimiz yokmuş. Bravo vallahi, takdir ediyorum. Asıl takdir bizden. Neler söyledin bakayım? Sen giderken biz dönüyorduk. Kuyruğunu kıstırıp tuvaletten beni aradığında sen söylemiştin ya, ablam yatalak bir hastaya bakıyor filan diye. Onu söyledik tabii ki. Vay. Evet, ne istiyorsun? Sen bir armağan hak ettin artık. Tatlı yiyip tatlı konuşalım diye sana bunu aldım. Vay, kesene bereket.
Yoksa kesemize mi bereket desem? Benim şu saat siparişi ne oldu? He, onda biraz sorun var işte. Yapma ya. Çok önemli bak bu saat benim için. Şimdilik diyoruz kızım. Merak etme, hallederiz. Of ya, yer yarıldı, yerin içine girdi sanki bu kız. Neye gülüyorsun? Çok komik bir halin mi var? Arkana bak anlarsın. Deniz, çok merak ettim seni. Bana küs değil misin artık? Hayır, sadece üzgünüm. Yani üzgün olduğum için de seni kırdım. Beni affedebilecek misin? Affedecek bir şey yok. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Hayır, ben çok abarttım aslında. Öfkelendiğim sen değildin. Ha şöyle. Biliyorum Özgür, ama ben de haddimi aştım. Yani iyi niyetle de olsa senin hayatına karışmaya hakkım yoktu. Barıştık o zaman. Okey. Okey. Siz iki arkadaş kavuştuğunuza göre ben artık gideyim. Görüşürüz. En önemlisi, Deniz benim ailem için henüz bir yabancı. Anlıyorum bunu elbette. Ama Deniz senin için yabancı değil. Öz kızım. Biliyorum. Deniz'i tanımak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama bir anda olmuyor işte. Yapamıyorsun yani. Kızım diyemiyorsun. Yapma Meryem, lütfen. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Bu sorunu çözmenin tek yolu gerçekleri aileme ve Deniz'e anlatmak. Bunu söylemiştin. Ama yapamadan kızım kaçtı gitti. Ne yapsaydım yani? Deniz'i bağlasa mıydım? Böyle olacağını nasıl bilebilirdim? Ben sana bu işe yalanla başlama dedim. Deniz'i kaybetmeden önce gerçekleri anlatacaktın. Beni de anlamaya çalış lütfen. İşlerin bu noktaya geleceğini nasıl tahmin edebilirdim? İtiraf et Bahri, korkuyorsun. Onu bulmak istemiyorsun. Kendi evlatlarından biri kaybolsa bu kadar rahat olur muydun? Meryem. Kızım kim bilir kimin evinde kalıyor. Ama sen burada böyle duruyorsun. Umrunda bile değil. Beni yalnız bırak lütfen. Eve döneceksin değil mi Deniz? Dön lütfen, ne olur. Ben sadece senin yüzünden gitmedim. Neden gittin o zaman? Boş ver Özgür, sen haklıydın. Ben karışmam gereken şeylere karıştım. Bu hatayı bir daha yapmayacağım. Ya geçti gitti o mesele. Özgür, orası sizin eviniz. Benim o evde yerim yok. Böyle konuşma ne olur. Babam deli gibi seni arıyor. Özgür. Sen annemi aldırma zaten. O da biliyor babamın nasıl ciddi bir insan olduğunu. Lütfen beni gördüğünü Bahri Hoca'ya söyleme, olur mu? Hayda, ne oluyor ya? Merak etme. Deniz bizim Sayfiye evinde kalacak. Yurt dışı çıkınca da oraya gidecek. Böylesi herkes için daha iyi olacak sanırım. Ama olur mu böyle? En azından babamla konuşsaydı. Özgür, Deniz'in biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Takılma sen. Her şey yoluna girer, tamam? Layığını bul kızım. Sana da işte o bunak cadının altını temizlemek düşüyor. Sana da işte o bunak cadının altını temizlemek nasılsın? Yok, iyiyim ben. Ne zaman geliyorsun? Sesin pek iyi gelmiyor. Yorgun musun? Yok babam, iyiyim. Her şey aynı. Her şey bildiğin gibi.
babacığım, ne olursun çabuk gel. Çok özledim seni. Çok özledim. Çabuk gel. Hadi. Sence Özgür bana kırılmış mıdır? Yok canım, niye kırılsın? Yani onunla ilgili olmadığını söyledin. Gerçi neyle ilgili olduğunu hala kimse bilmiyor ya. Neyse. Anlattım ya. Hayır, anlatmadın Deniz. O evden kesin olarak neden çıkmak istediğini hala anlatmadın. Ya ben Özgür'ü çok seviyorum, biliyor musun? O da seni seviyor. Ya. E tabii. Baksana, okula gelmiş senin için. Bu Halley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpması gibi bir şey. 40 yılda bir olur. Özgür okula gelmez mi? Yani gelir de sadece dersler için. Canım ya. Hadi hadi, biraz hızlı yürüyelim. Daha alışveriş yapacağız. Sonra yok efendim Mert beni beslemedi, yok bana bakmıyor falan deme ya. Hadi oradan. Hiç belli olmaz. Senin sağa solun belli olmaz. Yaparsın yap. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk hayatım. Yok, yok, yok. Ne arıyorsun sen? Bizim Safiye'nin anahtarını arıyorum. Hiçbir yerde bulamadım. Bakmadığım yer kalmadı. Ne yapacaksın ki sen Safiye'nin anahtarıyla? Bizim dernek branşını orada yapacağız. Arka bahçede ferah ferah. Çok güzel olur. Canım şimdi ne gerek var? Kaç zamandır kullanılmıyor orası. Hem oranın temizliğiydi, bakımıydı filan. Bir sürü iş çıkartacaksın kendine. Bana niye iş çıksın ki canım benim? Çağırırız temizlik şirketini, baştan aşağı temizlerler. Kaç paralık iş ki zaten. Abartıyorsun ama Verna, ne temizlik şirketi? Aa, tamam doğru. İki kadın buluruz, o da halleder. Tamam canım benim. Neyse sen bunlara kafanı takma. Şu sendeki yedek anahtar vardı ya, onu versene bana. Sabahki talihsizlik yanlış baharat kullanmam yüzünden oldu. Beceriksizliğimden değil, tamam? Ya. Muhakkak öyledir. Sen bir de benim makarnamı yemelisin. Daha sonra nasıl yalvarıyorsun bir daha yap diye. Hadi canım, makarna için mi yalvaracağım sana? İstersen yanımda yamak olarak da çalışabilirsin. Çok beklersin. Ne oluyor ya? Açılmıyor mu? Hayır. Anahtar oluyor. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa, hoş geldin. İyi ki geldin. Hacer Hanım, bize soğuk bir şeyler yap. Olur. Ne oldu sana? Bahri'yi kaybedeceğim Mustafa. Allah Allah. Nereden çıkarıyorsun abla böyle şeyleri? O kız gittiğinden beri yüzüme bakmıyor. Ha sen de böyle Alaturka havalara giriyorsun öyle mi? Hiç yakışıyor mu sana? İki gündür bir kelime bile yazamadım. İşe de gidemiyorum. Bahri... Eğer profesör böyle tepki gösteriyorsa... o kızı göndermekle kesin isabetli davranmışız ablacığım. Teşekkür ederim. Bilmiyorum Mustafa. Bilemiyorum. Neyse sen geri adım atma. Bakalım ne olacak. Biz de ona göre hareket ederiz artık. Ben kaçayım. Aa, kalkıyor musun? İşten 5 dakikalığına kaçtım ablacığım. Yalnız sen kendini toparla, tamam mı? Hadi. Allah insanı kötü sözden korusun. Bahçe kapısı da kilitliymiş. Ne yapacağız peki? Bir çaresini bulacağım. Of Allah'ım ya, niye bütün terslikler beni buluyor? Deniz, yine Kütahya'ya gitmek istemeyeceksin değil mi?
Artık ne yapacağımı bilmiyorum Mert, bilmiyorum. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Kendi evlatlarından biri kaybolsa bu kadar rahat olur muydun? Olsun. Deniz'i bulup ait olduğu yere getireceğim. Yani evime. Ben buraya ait değilim sanki Mert. Anlıyor musun? Belki de en iyisi gitmem. Deniz, kapı açılmadı. Bu mudur yani bütün üzüntünün sebebi? Biliyorsun işte. Bu her şey. Bak. Senin buradan gitmeni istemiyorum. Bunun için de her engeli aşmaya razıyım. Gerekirse bu kapıyı bile kırarım. Anladın mı beni? Anlamadım. Deniz, ben... Evet. Evet.